Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim, Van yöresine ait kaşık pastasının yapımını göreceğiz. Hiç yoğurmadan, şekil vermeden harika bir pasta tarifi. Buyurun yapımını görelim. 3 adet yumurta kullanıyorum. 1 adet yumurtanın sarısını da üzeri için ayırıyorum. Üzerine büyük bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Aynı ölçünün bardağı ile bir su bardağı da yoğurt ekleyeceğim. Güzelce karıştıralım. Şimdi küçük bir çay bardağı çiçek yağı ekliyorum. Karıştırıyorum. İsteğe göre bir adet portakalın kabuklarını gösterdiğim şekilde rendeliyorum. Tabii ki portakalımız önceden yıkandı ve kurutuldu. Kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanırsanız lezzeti kat kat artıyor. Harika bir aroma veriyor. Bu şekilde portakalımızı da güzelce rendeleyelim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanıyorum. Hiç elimizi bulaştırmıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir pakette kabartma tozu kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Evet, bu şekilde güzelce kekten biraz daha koyu bir kıvam oluyor. Hiç elimizi bulaştırmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde güzelce özleştirelim malzemeleri birbiriyle. Daha sonra da bir fırın tepsisine yağlı kağıt serelim. Bakınız arkadaşlar, kıvamı bu şekilde güzelce karıştırdım. Şimdi kaşığa yapışmasın diye 2 kaşık kullanıyorum. Diğer kaşığı da suya batırıyorum ki yapışmasın, rahat olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Fırın tepsisine döküyorum. Evet arkadaşlar, çok lezzetli bir pasta tarifidir. Komşumuz vardı bir tane, Arzu abla. Biz okuldan döndüğümüzde kapının önünde tepsisiyle böyle beklerdi çocukları. Okuldan dönen çocukların ellerine verirdi. Biz ne kadar mutlu olurduk, çok sevinirdik. O komşumuz da genç yaşta vefat etti. Allah da rahmet eylesin. Evet arkadaşlar, bu şekilde hepsini bitirene kadar devam ediyoruz. Zaten bir tepsi çıkıyor sadece. Şimdi ayırmış olduğumuz
Yumurtanın sarısını da bu şekilde üzerine sürüyoruz. Üzerine ceviz, en çok kullanılan tabii ki cevizdir. Veya fındık, badem, evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ama ben üçünü de kullanmak istedim. Daha güzel olsun istedim. Ama genellikle sadece ya ceviz, ya fındık, ya da badem kullanılabilir. Özellikle aralı koydum çünkü pişince yayılacaktır. Şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdim. Çok da güzel kokular yayıldı, mis gibi. Çayla beraber tüketebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.